Şimdi bu 13 anlaşmanın başlıkları vardı, detayları yoktu. Ama belki de bu anlaşmalar sırasında en dikkat çeken şey Ekonomi Bakanı'nın minnettarız kelimesini kullanması. Evet. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomi Bakanı'nın da bu yapılan anlaşmalar için ekonomik yardım ifadesini kullanması. Siz bu anlaşmalara ve başlıklara baktığınızda ne görüyorsunuz? Çünkü önemli bir tespitiniz vardı. Bu paranın büyük kısmı Türkiye'ye gelmeyecek dediniz. Neden gelmeyecek? Evet. Bu anlaşmalara baktığınızda ne görüyorsunuz efendim? Şimdi şunu söylemek isterim. Bir kere ekonomik yardım lafı ile minnettarız lafı aslında baktığınızda birbirini tamamlıyor. Biz ikili ilişkilerde, diplomatik ilişkilerde memnuniyet duyabiliriz. Hı hı. Ama Türkiye Cumhuriyeti minnettar bir ülke olamaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihsel kimliği gereği bir bakanı eğer minnettarız diyorsa gerçekten Türkiye'nin iki itibarını iki paralık etmiş demektir. İkili ilişkilerde memnuniyet duyabiliriz ama hiçbir bakan minnettarız ifadesini kullanamaz. Şimdi diğer taraftan neden para gelmez dedim. Bir kere ipe un sermek diye bir kavram vardır hatırlarsanız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Haberinizde de var. Sonbaharda yapılan anlaşmaların tanıtılmasıyla ilgili bir forum düzenleyebiliriz. Yani bu ne demek? 50.7 milyarlık bir potansiyel var. Hı hı. Ama hiçbir ayrıntısı henüz belli değil. Kim ne iş yapacak belli değil. Biz bu işleri tanıtacağız, forum yapacağız. Buna talipler çıkacak ve yatırımlar olacak. Dolayısıyla bu bir tarafta ipe un sermek, diğer tarafta Nasrettin Hoca'nın yaz gelsin de yonca biçeyim vaadidir eşeğe yapılan. Bunu çok net söyleyeyim. Dolayısıyla biz bu konuda çok mutlar değiliz. Ama bir an için paraların geleceğini düşünsek bile nereye gelecek? En kıymetli jeopolitik öneme sahip varlıklarımızı alacaklar, limanlarımızı alacaklar, tasarruf mevduatı sigorta fonundaki değerli şirketlerimize talip olacaklar, stratejik sektörlere, enerji gibi, yenilenebilir enerji gibi, rüzgar enerjisi gibi, güneş enerjisi gibi alanlarımıza talep açacaklar. Dünyada bir gıda krizi yaşanırken en önemli gıda kuruluşlarımıza sahip olmayı hedefleyecekler. Çünkü artık dünyada bir gıda krizi var ve bütün bunların hepsi Türkiye'nin jeopolitik önemini geriletecek. Türkiye bir büyük taviz verecek. Peki bütün bunlara rağmen bu paralar nakit olarak mı Türkiye'ye gelecek? Hayır. Çünkü zaten yatırım yapacaklar, şirketler alacaklar. Belli bir süre sonra da zaten Türkiye'den bu değerleri çekmiş olacaklar. Kaldı ki bu değerler de birdenbire gelmeyecekler. Burada bir hazır tezgaha konacaklar. Bu hazır tezgahın adını da yardım diye açıklamış olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli varlıklarını haraç mezat diye alacaklar. Ama bunu Türkiye'ye yardım diye açıklayacaklar. Bakın nerelere minnet duyuyoruz biz Selen Hanım? Nerelere minnet duyuyoruz? Katar'a minnet duyuyoruz. Nereye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Nereye? Suudi Arabistan'a. Daha önce nereye? Arabistan'a. Daha önce nereye? Azerbaycan'a, Rusya'ya. Peki ben soruyorum. Daha önce de swap anlaşmalarıyla bu tavizler verildi değil mi? Sonuç ne oldu? Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve faiz artışı. Daha önce de bunlar yapıldı zaten. Suudi Arabistan'dan gelen para oldu, Azerbaycan'dan gelen para oldu. Rusya doğalgazın parasını öteledi. Ama hiçbirisi sonuç vermedi. Çünkü bu kaynakların hiçbirisi bir program dahilinde, bir plan dahilinde Türkiye'ye getirilmiyor. Orta vadeli hedefler olan, kısa vadeli hedefler olan, uzun vade Türkiye'yi katma değeri yüksek bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflemeyen bir program var ortada. Hatta program yok ve netice itibariyle sonuç alamıyoruz. Bir israfa dönüşüyor burada. Dinliyorum, buyurun. Bir virgül koyup şunu da sormak istiyorum. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmez diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir diğer önemli nokta da bugün siz de dikkat çektiniz. Burada diyorsunuz hem kamu hem de özel sektördeki şirketleri satmak için bir pazarlığa giriştiler. Dolayısıyla bir yatırımdan bahsedilmiyor diyorsunuz. Bu noktayı da açmak isterim. Tabii, çünkü yani Türkiye'de biliyorsunuz BOTAŞ, Türk Hava Yolları da. Tabii. Şöyle bir strateji var mı mesela? Biz açıklasınlar. Türkiye'de biz İstihdam artışına yönelik yatırımlar yapacaklar. Hı hı. Türkiye'de. Yeni fabrikalar kurulacak Türkiye'de.
Türkiye'de yüksek teknolojili ürünler üreten fabrikalar kuracak. Bunlar ihracatımız artı. Bu yok. Olan şey Türk Hava Yolları, belki BOTAŞ, limanlar, hatta kıymetli spor kulüplerimiz. Bakın belki hiç konuşulmuyor ama üç büyükler dahil olmak üzere spor kulüplerinin hisseleri gibi. Trabzonspor'du adı geçenlerden bir tanesi. Konularım Trabzonspor gibi kulüplerin, belki Bursaspor şimdi lige giremiyor. Bu kulüplerin pazarlanacağı, değerlerimizin pazarlanacağı, haraç maraç satılacağı ve devredileceği bir anlaşmadan bahsediyoruz. Hiç kimse bize yeni bir yatırımdan bahsetmiyor. Belki inşaat alanında yeni yatırımlar olacak ama onlar çok özel alanlarda olacak. Emlak inşaat alanında. Savunma sanayinde de belki Baykar'la yapılan özel anlaşmalar gündeme gelecek. Dolayısıyla bunun hiçbirisi Türkiye'yi yeniden bu krizden kurtarabilecek potansiyele sahip anlaşmalar değil. Günü kurtaracak işler ve AKP'nin jeopolitik tavizleri aynı zamanda ideolojik tavizleridir. Bütün bu ortaklara top hediye edenler o ortaklardan, o ülkelerden uçaklar hediye almışlardır. Buna rağmen bizi kıskanan ülkelerde ise bu hediye formülü hiç yoktur. Örneğin bizi kıskanan Almanya'yla, bizi kıskanan Batı'ya yönünü dönenler ne yazık ki yoktur. Şimdi Sayın Karabat, tabii şunu da sormakta fayda var. Cumhurbaşkanı sıcak para arayışına çıktı dedik. İşte anlaşmaları görüyoruz. Arkadaşlar, var mı sorun Skype bağlantımızda? Yok yok, devam ediyoruz. Tamamdır. Bir görüntünüz gitti geldi bende, o yüzden sormak istedim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı anlaşmalar ortada. İşte miktarlar ortada. Bunlar tabii kısa vadede, orta vadede, uzun vadede daha yüksek meblağlardan bahsediliyor. Şimdi bir yandan para arayışı var ama zam üstüne zam her şey geliyor. İşte her gün aktarıyoruz. Akaryakıttaki zamlar belli. İğneden ipliğe aslında zamlar gelmeye devam ediyor. Şimdi torba yasaya bakıyoruz. Oradan yine vatandaşa yük çıkıyor. Ama ek bütçeye bakıyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı %39 zam çıkıyor. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yerden bir para arayışı var ama bir yerden de içeride çok ciddi bir zam yağmuru var. Ya bu ekonomi nasıl, ne halde ki hem bu kadar zam devam ederken hem de böyle bir para arayışına çıkıldı. Ve bu zamlar özellikle devam edecek mi önümüzdeki günlerde? Belki de vatandaşın en merak ettiği konu başlıklarından bir tanesi. Şimdi teker teker konuşalım. Birincisi, Türkiye'yi aciz hale düşürenler yakında Türkiye'yi hacizlik hale getirecekler. İkincisi, vatandaşımız uzunca bir süre zamları pazarcı esnafının, zamları 3 harfli market sahiplerinin yaptığına inandırıldı. Peki şimdi zamları kim yaptı? Zamları yapanın kim olduğunu geçen hafta resmi gazetede yayınlanan, KDV'yi arttıran Cumhurbaşkanı kararnamesinde gördük. O Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin altında Recep Tayyip Erdoğan imzası vardı. Dolayısıyla zamları kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Sonra ne dediler? %1'lik gıda ürünlerinde KDV %1 devam ediyor dediler. Buna inanmamızı istediler. Oysa şunu biliyoruz ki akaryakıtta %2 vergi arttırmışsanız siz aynı zamanda gıdadaki, ekmekteki vergiyi de arttırdınız. Çünkü ona zam gelecek demektir. Türkiye'deki gıda ürünlerinin en büyük maliyeti taşıma maliyetleridir. Peki bütün bunlar olurken, vatandaşa kemer sıktırırken, vatandaşa zulmederken kendileri şatavatlarından, lükslerinden vazgeçiyorlar mı? Hayır. Emeklinin toruna vereceği harçlığı kendine sermaye edenler, seçimlerde toga binenler, seçimler bittiği andan itibaren 10 milyon TL'lik araçlara biner hale geldiler bakanlar. O bakanları yeniden toga binmeye davet ediyorum. Aynı zamanda bizim ülkemizdeki makam araçları sayısının da cidden gözden geçirilmesi gerekir. Türkiye'de bir koruma ordusu var Cumhurbaşkanı. Hani milletin cumhurbaşkanıydınız siz? Hani milletin bağrından çıkmıştınız siz? Milletin bağrından çıkanlar millete karşı elbette Cumhurbaşkanı korunur ama bu kadar büyük bir koruma ihtiyacı ordusuna neden ihtiyaç duyuyorlar? Ve bu kadar büyük bir külliyede yapılan bakanlıklar varken bakanlıklara paralel ofisler kurarak neden hala masraf ekliyorlar ve israfı arttırıyorlar? Bakın, paralel ofisler var Cumhurbaşkanlığında. Dışişleri Bakanlığı var, onunla ilgili ofis var bu bakanlıklarda. Sayın Turizm Bakanlığı var.
Buyurun. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Bir çağrı yaptınız, TOG çağrısı. Şimdi 10 milyonluk araçlara biniyorlar dediniz. Tabii bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var ve yorumunuzu da almak isterim. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyorsunuz tasarruf genelgesi gönderdi kamu kurumlarına. Evet. Ama bu genelgenin yayımlandığı günde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu makam aracı ihalesine çıktı. Özellikle bir de aracı tarif ederek, yani o ihale şartnamesine bakarsanız eğer özel bir aracı da tarif ettiğini görüyorsunuz ihalede. Dolayısıyla sadece o değil, yakın zamanlarda Orhan evinde de yeni bir saray yapılması konusunda yaklaşık 66 milyon maliyetlik saray da yapılıyor. Hiçbir şekilde lükslerinden vazgeçmiyorlar. Şatafatların adını itibardan tasarruf olmuyor sanırım. İtibar diye pazarlıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu iktidarın niyeti Türkiye'yi düzlüğe çıkartmak değil. Kendi günlerini gün etmek. Bu iktidarın niyeti bu ülkenin bekası değil. Kendi iktidarlarının bekası. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Türkiye'yi yeni bir duyunu, borçlar idaresi kurdular zaten. Yeni bir duyunu umumiye tanıştırdılar. Bu borçları tasfiyesi de çok uzunca bir zaman alacak. Kur korumalı mevduatta olduğu gibi başka bir problemle karşı karşıya kalacağız. Zamların sebebi tekrar ediyorum, hı hı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Metin Külünk operasyon yapılıyor dedi. Operasyonun başındaki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu çok net bir şekilde söylemek isterim. Sayın Karabat, tabii şimdi Körfez turuna belki biraz geri dönmüş olacağım ama o turla ilgili sormak istediğim bir iki soru daha var. Mesela bu işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13 anlaşmadan biri de suçların iadesi biliyorsunuz. Tabii evet. Bu madde konulunca aklı hemen Sedat Peker iade mi edilecek sorusu gündeme geldi. Peker cephesinden bir açıklama var. Avukatı dedi ki hani bugüne kadar zaten Interpol'e üye Birleşik Arap Emirlikleri ve Interpol'le aranıyor Peker. Dolayısıyla bugüne kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu belirleyen hukuk değildi, iradesiydi dedi. Ha, bu irade bugünden sonra aynı şekilde devam edecek mi göreceğiz diye bu minvalde bir açıklama yaptı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ne dersiniz? Yani böyle bir anlaşma yapıldı ama mesela Peker'e iade edildi diyelim. Türkiye'de yargılaması başladı. Haliyle konuşmaya başlayacak Peker. Şimdi bu kimin işine yarar? İstenir mi? Mesela kimisi ya zaten orada kalması iktidarın lehine, gelse konuşsa yargılansa belki, çünkü biliyorsunuz Peker'in seçimden 2 ay önce işte seçimin seyrini değiştirecek açıklamalarda bulunacağını da söylüyordu. Dolayısıyla ne dersiniz hem bu madde için hem de Peker'in iade iddiaları için? Şunu sormamız lazım. Türkiye gibi bir ülke Sedat Peker gibi birini neden getiremez? Hı hı. Getirmek istiyor mu sorusunu sormamız lazım. Bugüne kadar getirmek istediler mi sorusunu sormamız lazım. Türkiye gibi bir ülke Sedat Peker'i istese bence çok rahat getirirdi. Dolayısıyla bir şeyden korkuyorlar. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi konuşmasından korkuyor olabilirler. Hı hı. Ne zaman ne yapacağını bilemez olurlar. Belki de ellerinde o kadar kuvvetli şeyler vardır ki Sedat Peker tutuklandığında onunla beraber kendilerine yakın olanlar da bu suç halkasına eklenebilirler. Bir bu de çok nettir. Sedat Peker AKP'den, Sedat Peker çok özür diliyorum. Estağfurullah, buyurun lütfen Sayın Karabat. AKP'lilerden bağımsız bir kişilik karakter değildir. AKP'nin aynı yollarda beraber ıslandığı kişilerden biridir. Dolayısıyla aynı yollarda beraber yürüyenlerin birbirinin ne halt ettiğini bilmesi son derece normaldir. İnsanları ortak yapan, ortakları kalıcı yapan en önemli şeyler, en kalıcı ortaklıklar suç ortaklıklarıdır. Dolayısıyla Sedat Peker eğer suçluysa suç ortağı da AKP'lilerdir, mevcut iktidardır. Ona dayanan bürokrasidir. Dolayısıyla bu noktada çekinecekleri çok şey olduklarını ve o yüzden bugüne kadar getirmediklerini düşünüyorum. Bunun da böyle bu konuyla ilgili de henüz yapacakları bir girişime de açıkçası ben tanıklık olmadım. Şimdi olayı soğutmuş durumdalar. Bu turla ilgili son sorum da özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu turda eşlik eden bir isim var. Dikkat çeken bir isim. Sadat'ın başkanı Melih Tanır verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, alakam yok diye kendisinden bahsediyordu. Şimdi boy boy fotoğraflarını görüyoruz bu ziyarette. Ne diyorsunuz? Yani savunma
sanayi artık yani buradan mı geçiyor? Çünkü hangi konu başlığı altında Tanrı verdi götürüldü Körfez turuna? Muhtemelen tanışmış olmak istedi Sayın Cumhurbaşkanı. Önceden tanımıyormuş ya. Muhtemelen tanışmış olmak istedi. O yüzden getirdi. Ama latife bir tarafa, şunu görüyoruz. Savunma sanayi ile ilgili hükümete yakınen danışmanlık yapıyor belli ki. Savunma sanayi çünkü anlaşma konularından birisi. Orada başka birisi de olmadığına göre esas sözü de Melih Tanrıverdi söylüyor. Bunu görüyoruz. Peki bunu neye rağmen yapıyor AKP iktidarı? Daha kısa bir süre önce, 20 gün gibi bir süre önce Rusya'da yaşanan özel savaşçıları gördüğü halde bunu yapıyor AKP. Ve şimdi o Rusya'daki savaşçıların bir kısmı, özel savaşçıların ortaklarının bir kısmı Türkiye'de yakalanıp ne yazık ki Türkiye'de yakalanıyor ve Rusya'ya devrediliyor. Daha geçenlerde Küçükçekmece'de bir suç örgütünün önemli bir lideri yakalandı. Bunlarla bağlantılı olduğu düşünülen. Dolayısıyla hükümet bundan da ders almamış gözüküyor. Hükümet ne yazık ki Türkiye ekonomisinin önemli bir kısmını kayıt dışı ekonomi haline getirmiş durumda. Ne yazık ki sıcak paradan medet umar durumda. Ekonominin karakteri böyle olunca ister istemez paramiliter güçlerin de büyümesi kaçınılmaz hale geliyor. Ve Türkiye ne yazık ki paramiliter güçlerden medet umar hale gelmiş durumda. Ve Türkiye'nin milli savunması, Türkiye'nin milli güvenliği Melih Tanrıverdi gibi kişilere, hükümetin bile evet beraberiz demekten korktuğu, çekindiği, tanımıyorum dediği kişilere devredilmiş durumda. Peki, şimdi ekonomi başlığı altında tabii bugün en sıcak gelişmesini de sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararı. İki kez üst üste arttırma gidildi. Şimdi Cumhurbaşkanı evet. Mod dolaşmış bir sözü vardı aslında. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Rafta kalmaya devam ediyor. Önce 8,5'tan 15'e, 15'ten 17,5'a yani 250 bas puan daha arttırıldı. Şimdi piyasanın beklentisi tabii karşılanmadı. Ne dersiniz? Neden böyle oldu? Neden korkak davranıldı? Çünkü öyle tabir ediyor ekonomistler. Tabii sizin de görüşünüzü almak isterim. Kitap nerede şimdi onu sormamız lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı nerede? Nas nerede şu anda? AKP için Nas nerede? Nas diyorlar ya, şu anda nerede kitap? Şu anda Nas nerede? Ne oldu? Vaz mı geçecek? Şimdi biz Müslüman değil miyiz? AKP Müslüman olmanın gereğini yapıyordu ya hani. Ne oldu? Binlerce insanı aç, ekmeksiz ve yoksul bıraktılar bu politikanın sonucunda. Yüzlerce insanın çalıştığı şirketleri bu politikanın sonucunda batırdılar. Ben şunu söylemek isterim. Faiz bazen soruyorlar yüzde kaç arttırılmalı? Doğru zamanda yapacağınız dokunuşlar belki de %2, belki de %3 ile sonuç alabilir. Ama öyle bir noktaya geldik ki, öyle bir sarmala girdik ki artık Türkiye enflasyon, faiz ve devamında da belki de durgunluk, stagflasyon sarmalına girecek durumda. Baştan yapılması gereken şeyler yapılmadı. Para politikalarındaki aygıtların hiçbirisi kutsiyet içermez. Bu politikalar doğru zamanda ve doğru yerde kullandıklarında anlam ifade eder. Şunu söylemek isterim ki enflasyon evet ocaklar söndürür ama doğru zamanda belki küçük enflasyonist politikalarda tercih edilebilir. Aynen dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın pandemi döneminde yaptığı gibi yoksul kesimlere kaynak aktarabilmek için para bastılar ve enflasyonist politikalar uyguladılar. Bazen bu da gerekebilir. Ama Türkiye'de bir plan dahilinde, az önce söyledim, bir program dahilinde yapılan işler yok. Faiz arttırdık bugün. Daha önce de arttırdık. Peki programımız ne bizim? Mesela üretimle ilgili bir programımız var mı? Bunun sonucunda ne olacak belli mi? Değil. Bir program dahilinde çalışmıyoruz. O yüzden ben geçen mecliste konuşurken dedim ki, siz IMF'den de bitersiniz dedim. Bunun sebebi şuydu. Evet IMF de vatandaşa zulmediyor ama aynı zamanda IMF programları kamuda bir tasarrufu, kamu kaynaklarının verimli kullanmasını da içeriyordu. Burada öyle bir şey de yok. Dolayısıyla programsız bir şekilde açıklanan faiz politikaları da sonuç vermeyecektir. Sayın Karabağ çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.